kayıtlara geçmiş şekilde biliyoruz ki e, bu dünya küreselci takımı dediğimiz herkesin artık bildiği ailelerin önemli şahsiyetlerinin 2-3 e, yıl önceye kadar o bölgeyi sıkça ziyaret ettikleri çıkan ne varsa ilk onlara görmek istediklerinden mütebellit hı hı. Hatta orada mümkünse e, işte ritüellerini yapmaları niye e, bakın Toprak nasıl bir şey biliyor musunuz Tubanın bahçesi olanlar bilir deneme yapsınlar bahçelerini sürsün, temizlesin. Bahçenin bir kenarına dokunmasın bir yıl boyunca. O da bir katman farkını görür bir yılda ve orasının farklı olduğunu görür. 10 yıl dokunmazsanız orası apayrı bir dünya olur. Yani bir şey olarak jeolojik katman olarak. Hı hı. Şimdi 100 yıl içerisinde bir bölgede e, öyle bir toprak örtüsü olur ki biz onlara höyük deriz. Yani böyle bir öyle bir toprak örter ki aşağıda ne olduğu tengimenk olur bin yıl, beş bin, on bin yıl gibi bir süre geçtiği zaman toprağın altında yedi sekiz katman, on katman yapabilir bunlar. Onlar fosilleşebilir, daha da şeyler olabilir, karışıklıklar olabilir ama o bölgelerden ortaya çıkabilecek her türlü şey altın değeridir. Çünkü bizim tufan öncesi ve sonrası daha bize tarihte uzak gibi gören kabimlerden bize gelebilecek olan önemli mesajları taşır. Ve bu adamlar ee, bu mesajların peşinde çünkü onlar da köklerini araştırırken geçmişle ilgili bilgiye birinci elden onlar ulaşmak istiyor ve hmm. mümkünse o bilgiyi başkasına göstermek istemiyor. Yani hatta sizin geçmişinizle ilgili bütün bilgi bağınızı koparmak için de gün oluyor bir tane cıssız cıs çıkarıyor bir tane hmm. e, bakteriyel ya da virütik bir şey çıkardığını söylüyor. Ve diyor ki ancak bu cıs yaparsak sana onun içerisindeki adını üzerine koymuşuz. mRNA senin RNA'larını gelip vuracağız. RNA'ların da senin ne taşıyor? Atalarından 100-200 bin yıldır gelen bütün tecrübeleri, yaşanmışlıkları sen orada kodlu olarak yaşarsın. Hmm. Ve işte bunları yok etmeye gider. Çünkü senin geçmişte bağını koparacak. Geçmişte bağı olması gereken tek o bunlar olsun istiyorlar. İnsanoğlu sadece günümüzdekini bilsin. Ne verirsek onu yesin. Ve biz onları daha iyi manipüle edelim diyen bir takım var böyle. Benim adımı kompleye çıkaracaklar. Hiç umurumda değil. Ee, Türkiye Devleti'nin bunun komple olmadığını en büyük kanıtını söylüyorum. Bugün Topkapı Sarayı'nın önünde giderken ben asker görüyorum. Ama bir de başka askeri nerede görüyorum biliyor musunuz? Zerzavan Kalesi'nin orada jandarmamız evet, bekliyor. Evet evet evet. Bakın Çok Zerzavan onu. Kalesi'ne gidiyorsunuz. Bilet dahi almıyorsunuz. Yukarıya çıkıyorsunuz. Kaleyi gezerken bir sorun yok. Mitras tapınağının oraya gelirken bir askerimizi görüyorsunuz. Evet, Türk devleti gezdiler, hatta. uyumuyor. Evet, Türk mi? devleti benim gibi konuşanları komplocu demiyor ve çok daha fazla bilgiye sahip olaraktan nereye korunması için kim lazımsa oraya bizim askerimizi polisimizi koyuyor. Evet. Hiç... Öyle böyle elinizi kolunuzu sallayarak gezemiyorsunuz, gezemiyorsunuz orada. İçeriye giremiyorsunuz. Evet. Yani çünkü bir boşluk belki o anda oldu ilk bölümde ve bunlar geldiler ama artık. Hani oraya geliş yok. Hani izleyicilerimize sanmasın ki oraya her gün geliyorlar, istediklerinde geliyorlar falan öyle Asla. bir dünya yok. 7/24 askerimiz tarafından korunuyor. Arası korunuyor. Hiçbir şekilde e, ne helikopter gelebilir ama zamanında gelmiş olduğunu biliyoruz. Evet. Yani biz bunun önlemini almadan ilk bölümde niye çünkü bu adamlar oraya gelip kırmayı yıkmaya gelmiyorlar. İçinde ne görebiliriz diyorlar. Aygıtları var. Bizim elimizde olmayan çok sofistik aygıtları var. Çünkü bu adamlar e, gerçekten bilime yatırımlarını yapmış ve dünyayı yöneten insanlar bunlar. Hı hı. E, o adetlerle geliyorlar. Orada cemur gibi cihazları falan takıp onun arkasına. İşte bu adamların bakın kökenleri bunlar. Hep aynı zihniyet. Batı çetesi bu. Evet. Ve insanoğlu uyandı artık. Yani şu geldiğimiz noktada insanoğlu yaka silkiyor artık. Bunlar artık görmek istemiyor. Yani Almanya'nın başbakanı, işte Fransa'nın başbakanı böyle. artık... Yani eski hükmüne değiller bunlar. Şimdi hı hı. diyeceksiniz ki ama bunlar ekonomi olarak. Hayır kardeşim Hindistan'da büyük ekonomi, Brezilya'da, Rusya'da, Çin'de, artık Türkiye'de topladığınız zaman Kore'de bunlar da büyük ekonomi. Bunların batıdan olmayıp da kafalarını ezdikleri ve hürriyetlerini elinden aldıkları kendilerince çok saygıdeğer bir toplum olarak adettiğimiz ama kölelik düzenine Böyle yedi koluyla bağlanmış olan bir de Japonlar vardır. Hı hı. Yani 100 yıl önce hatta 70 yıl önce Japon ne kadar hürriyetine sahip dik duran bir toplumsa bugün de bu kadar köleliğe bağlı olmuş olan e, batının köleliğine geçmiş olan bir toplumdur. Yani bombaları yedikten sonra Amerika'nın biz yardıma geldik deyip oradaki bütün manipülasyonu yapıp ilk önce Japonya'yı zenginleştireceğiz deyip markaları yarattırması orada arkasından tüm kökleriyle ve bunların da arkasında o Batı çetesi vardır. Hı hı. Ama bunu Çin'e yapamıyorlar. Niye yapamıyorlar? E çok büyük nüfus var. Rusya'ya yapamıyorlar. Yani bunları da söylemek lazım. Ama Batı çetesinden insan uyandığını daha da güzel olan bir şey var. Ben yurt dışındaki olayları çok takip ediyorum. Yürüyenlere bakıyorum. Yani haksızlığa karşı yürüyen insanlara bakıyorum. Bunların içerisinde öz be öz kendi Hristiyan dedikleri takımdan ve oranın insanların da artık e, insaniyet namına tiksindiğini görüp haykırdıklarını görüyorum. Yazılarında görüyorum. Bıktı insanoğlu bunların bu hareketlerinden. İki yüzlü bir dünyayı çocuklarımıza göstermekten, evet. açıklayamamaktan. Biz bunu işte 50'li 60'lı yaşlara gelince artık maalesef hazmetmiş olabiliyoruz ama 15 yaşındaki bir çocuğa sen bunu akılla... Ya da mantıkla açıklayamıyorsun. Fakat şöyle Batının da böyle şeyleri var falan gibi konuşan takım da o taraftan yani e, net maaş olmasa bile bütün sistemleriyle finansal bağlantısı yüzünden bu şekilde konuşur. Evet. Bugün öyle bir sistemdeyiz ki bu adamlar öyle bir güç içindeler ki maalesef akademisyenler dünyadaki sadece Türkiye özgü değil e, belli bir yere kadar yorum yapabilirler. Hani benim hiçbir bağlantım olmadığı için. Ben çok hürce bunları söyleyebilirken e şimdi bilmem ne üniversitesindeki bir e, doçent ya da bir profesör gelip de benden çok daha bilgililer bu konularda ama haykırarak bir şeyleri söylemeleri e, onların işini çok tehlikeye sokar. Çünkü bu adamlar kendi ağlarıyla o kadar gelişmişler ki bir şekilde iğnenin ucu sana gelebiliyor. Evet. Ama benim gibi konuşanla uğraşmıyor. Nasıl diyor delidir. Bunların en güzel şeyleri <laughs> komplocu bilmem neci. Yani ben net bir şey söylüyorum benim adım komplocu çıkıyor. Amerika 11 Eylül'de kendini vurdu bilerek. Ee, İsrail'de son olayda kendini vurduttu. Kendi ajanlarıyla Hamas'ın içine sızmış bilerek. Çünkü bunu hesap ediyorlar. Benim tek çekincem ne? Bunlar o bölgeyi alıyorlar ama bunlar büyük Kenan devletini kurmak istiyorlar. O Kenan devletinin içerisinde benim ülkemin toprakları var ve o topraklarda bunlar bizim ee... Aciziyetimiz kelimesini asla yakıştıramıyorum ama biraz dikkatsizden mütebellit gelip arsaları topladılar. Bizim halkımız uyandı o bölgelerde Adıyaman tarafı, Hı -hı. Urfa tarafı. Arsaları vermeyelim dediklerinde de hürle yaptılar. Başka Türklerle gelip arsaları aldılar. Bir de 16.800 tane kadar e, İsrail vatandaşı. Yaklaşık son 20 yılda gelip bölgede doğum yaptı çok lüks bir hastanede ve Türk pasaportunu aldı, Türk kimliğini hmm. aldı. Yani adam gelip diyecek ki bu arsa benim. Aynı zamanda ben Türk'üm kardeşim ben burada doğdum dediği zaman gıkımızı çıkaramayacağız. Bunlar hep bakın uzun boyutlu planlar yapılıyor. Evet. Bizi kötü şeylere götürüyor. İnşallah gitmeyiz o kötü şeylere. Hocam peki e, Mescid-i Aksa'nın altı oyuluyor demiştiniz. Durmadan. Biliyorum. Neden? Yıllardır. Ahit sandın mı? mı var acaba orada bir Yok onu aramıyorlar net. Plan çok basit. Çok avam bir plan var. E, binanın altını kaz altına. kaz ne yaparsın çöker bina. Ya yani altındaki dayanak kalmazsa ne olur? Ve bunu e, öyle bir kulpuna uyduruyor ki diyor ki ben diyor arkeolojik çalışma yapacağım, kazı yapacağım. Olur yani, mu yani sanki İsrail'deki bir sürü Golan tepeleri bir her yerde tarih kokuyor. Hiçbirinde değil. Geldin yapa yapa onu çünkü ben onu çökerteyim ki diyor. Tekrardan Süleyman Mabedini kuracağım diyor oraya. Çünkü onu kurmazsam Bak İsa devletini kurdum diyor Süleyman Mabedi'ni de kurmazsam diyor e, kurtarıcı Mesih gelmeyecek diyor ben biliyorum diyor çünkü kitabı böyle yorumladık diyor hahamlarımız 400 500 yıldır Toledo'daki hahamlar bile bunu böyle yorumladı diyor hmm. e şimdi bunların kurduğu e, Amerikalı olup e, yani Hristiyan olanı da kendine inandırsın diye öyle bir tarikatımsı bir din fraksiyonu kuruyorlar ki evet. bunları da en iyi Ramazan Hoca anlatır. Yani bunlar evanjelisttir. İşte bu WASP Amerikalı'ya da bunu yaptırmıştır. Adam Hristiyanlık adına bir şey yapıyor derken aslında Hristiyanlıktan tamamen uzaklaşmış olan bildiğimiz kabalist Yahudinin işini yapan gruptur. Ve onlar da bunun için çalışıyor. Başka türlü Amerika'daki en üst ıı, takımı ikna edemezdin. Bunun içine soktular. Yani müthiş bir plan. Ve diyeceksiniz ki Her dünyada şey kalır, az sayıda bir insanlar bunu nasıl yapıyor? Sandığınızdan daha az dünyada bugün 14 milyon e, Yahudi nüfusu var ya bunlarla alakası yok bu olayı. Evet. Sadece e, yani bin kişilik bir grubun bunların hasper kadar bazıları Yahudi olmak üzere hasper kadar grubun başka başka planların içerisinde bunu yapmaları için Türkiye'nin e, değişmesi lazım. Çünkü e, Bob Büyük Ortadoğu planında 22 ülkenin adres e, şeylerinin sınırlarının değişeceğini söylediler hala ikisi değişmedi birisi Türkiye birisi İran bunların bir değişmesi lazım diyorlar. Türkiye'yi bir şekilde bu işin içine sokmak niyetindeler. İran yemiyor bunu. Asla kalkışmıyor kendi adına herhangi bir savaşa. İstiyorlar İran gelsin, bir hata yapsın ve büyük tamam. bir savaş çıksın ama İran karışmıyor. Evet. Örgütlerle bunları öbür taraftan şey yapmaya çalışıyor. Türkiye de karışmıyor. Bakın bizim öyle bir şeyimiz yok, lüksümüz de yok. Öyle bir argümanı ona onlara veremeyiz burada. Ama e, plan belli. Senin topraklarında gözü var ve bunu saklamıyor. Diyor ki bu bana Allah tarafından verildi diyor ya. Hani ben bunu öyle keyfime istemiyorum diyor. Ya bir benim o inandığım dinde ben nasıl diyorum ki benim inandığım dinde kardeşim oruç var. Yani hac var. Bu böyle yazıyor diyor yani. Peygamberimiz de bunu söylüyoruz hani. E tamam. Hı -hı. O diyor ki benim de inandığım dinde Allah bize bu Kenan devletini verdi diyor. İşin içinden sıyrılıyor. Ve Hı -hı. ben bunu almak zorundayım. Dilimi yerine getireceğim diyor. Şimdi yani bunu dedikten sonra kendi gücüyle de bunun için çalışıyor. Evet, yani İsrail'in Filistin'e yaptığı zulüm, zulme de böyle bir kalıp uydurması belli ki, hanetler üzerinden ilerlemesi işte, böyle kitabımızda böyle yazıyor da böyle yapacağız gibi. Yani birilerine bir şeyleri e, ispatlamaya çalışmak, bir şeylere ikna etmeye çalışmak gibi. Ben burada başka bir yere e, şey vereceğim. Hani e, iğne değil artık böyle direkt mızrak atacağım. Bizde e, Batı kültüründe eğitim almış. Gerçekten entelektüel olduğunu zanneden, bence entelektüel öyle düşünmezdi. entelektüel olduğunu zanneden ve batının ona verdiklerinden mütevellit Aristo'dan gelen bir kafa yapısına sahip ve zehirlene zehirlene Hegel bakış açısıyla ve felsefeyle zehirlene zehirlene tamamen batı düşüncesine sahip olan bir güruh var. Bu güruhta bugün Almanya'daki, Fransa'daki güruh gibi e, gözü boyanmış bir güruh. Sen bunu ona anlatamıyorsun. O adamlar hani Batı, ama bakın değer yargıları, işte insan hakları falan olaylarında bir numarayken bu tip olaylara karşı Batının iki yüzlülüğünde evet, Batıya olduk. karşı herhangi bir söylemde hiçbiri bulunmuyor. Evet. Ha, yani e, bu, bu grup, bu grup manipülasyonla beraber. E, ...ya nasıl olabilir ya... ...hayvanları e, katlediyorsunuz... ...bunun adı kurban bayramı olamaz... ...diyor. <laughs> ya. İnsanlar katlediliyor. katlediliyor şey Senin örnek aldığın batıdan... E, ...kurumlardan hiçbir ses çıkmayınca... ...batıyı eleştirecek gücü de bulamıyor kendinde. Evet. İşte bu iki yüzlü, ...bu halkın okumuş kesimi yendiği andan itibaren... ...daha şey alır. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Bakın ben e, bunu söylüyorum. Benim... Müslümanlığa karşı bir sempatim var. Ehli müslimim. Ama bu demek değildir ki ben Arabı kendime rol modeli alıyorum, seviyorum. Ama Araba da laf etmememin bir başka kaidesi var. Herhangi bir şekilde Araplara kötü bir şey söylersem farkında olmadan şu tuzağa düşerim. Araplar diye kötü bir şeyle başladığım şeyin içerisine dahi'dir şey peygamber Efendimiz. Evet. O da bir Araptır. Yani buradan da onu söylüyorum. Araplara karşı bir laf söylerken çok dikkat edin. Hani bir şeyleri ayırın, kişileri ayırın ama bütün Araplar diye söylemeyin. Çok büyük günaha giriyorsunuz. Aynı bu günah Şeyde de e, bizim kutsal kitabımızda yazan e, 26 tane peygamberden bahsediyor. Onların arasında e, Hazreti Davut da vardır, e, Hazreti Süleyman da vardır ben İsrail'e karşıyım deyip İsrail bayrağını yırttığın şeyin üzerindeki Süleyman Mührü ve Davut Yıldız'ı vardır. Bakın bunlar çok değerlidir. Evet. Herhangi bir topluma mal edilmez bunlar peygamberdir. Elyasa bir peygamberdir. Şit bir peygamber. Hani bunları Kur'an'ı dahi bir öğrenin ondan sonra birinin bayrağını yakın kardeşim. Doğru. O bayrağın üzerindeki... E, o bayrağın üzerindeki yıldızı görmek istiyorsan ee, Barbaros Hayrettin Paşa'nın Beşiktaş'ın ortasında türbesi var gidin bayrağına bakın şeyinin e, türbesinin üzerine göreceksiniz o zaman Osmanlı'nın en çok kullandığı semboldür bu. Evet. Teşekkür ediyorum. Hocam dolu dolu anlattınız yine. Sağ olasınız. Bir sürü şey öğrendik çok teşekkür ediyoruz ağzınıza sağlık. Önümüzdeki günlerde inşallah farklı konularla yeniden sizleri burada inşallah. görmek isteriz. İnşallah. Çok teşekkür Te edin. ben teşekkür ederim. Sağ olasınız. Efendim. Peki siz bu tüm anlatılanlarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.